Merhaba Kutsal Evrenin Kutsal Çocukları, ben Ufuk. Eğer bu videoyu izliyorsanız ya koruyucu meleklerle alakalı bir anınız vardır, bir işaret almışsınızdır ya da almak üzeresinizdir ya da beni çok seviyorsunuz demektir. İkisi de bence güzel bir anlam taşıyor. İkisi de benim için iyi, kafi. Bunu bilin ki ben de sizi çok seviyorum bu arada. Bazı insanlar için inansa da inanmasa da hayatını etki eden koruyucu varlıkların, rehber ruhların ya da ruhunu koruyan varlıkların olduğuna inanıyorum. İnançlı da olsa, inançsız da olsa bazen insanların hayatında tesadüf diye nitelendirdiği ya da son anda ölümden döndüğüm, son anda başıma kötü bir şey olmasından kaçındım ya da başıma kötü bir şey gelecekti ve son anda bu olmadı gibi tabirler duymuşsunuzdur illaki. İşte bu aslında konumuzla alakalı biraz. Bu koruyucu meleklerle alakalı ve koruyucu ruhlarla, rehberlerle alakalı. Bazı anlarda bu koruyucu meleklerle iletişimimiz çok fazla güçlenebiliyor, bilinçli veya bilinçsiz. Onlardan yine bilinçli veya bilinçsiz işaretler alabiliyoruz. İşte ben de bu koruyucu meleklerle iletişimimizi güçlendirmek adına ve onlarla çok daha rahat iletişim kurmak adına onların verdiği işaretleri size anlatacağım ki siz de onları görmezden gelmeyin diye. Dediğim gibi ister inanın ister inanmayın. Ben evrende tabii ki tek olmadığımıza inanıyorum ve herkesin de böyle inanması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğaüstü bir kavram olmadığı sürece tabii ki bazı varlıklara inanılabilir, bazı kavramlara inanılabilir. Benim için bu kavramlardan biri de kesinlikle koruyucu melekler. O yüzden onların verdiği işaretleri dikkate alırım. Bir işaret gelmesini beklerim. Kötü anımda onlardan yardım isterim ve her zaman benim yardıma koştuklarını düşünüyorum da. İyi olsun, kötü olsun, yardım isteyeyim, istemeyeyim. Ben iletişimimi güçlendirdikten sonra geçmiş dönemde gerçekten koruyucu meleklerle aramdaki bağ daha kuvvetli oldu ve pek çok konuda duygusal, manevi, maddi açıdan beni kurtardıklarına ve o gücü aldığıma inanıyorum. Koruyucu meleklerin bendeki yeri büyük kısacası. Yani sabaha kadar konuşurum tabii ki bu konu hakkında. Ama şu an önemli olan sizin koruyucu meleklerle ilgili ne mesaj aldığınız, ne işaret aldığınız, koruyucu meleklerin size ne işaret verdiği ve bu işaretleri nasıl algılayabileceğiniz. Koruyucu meleklerden aldığınız işaretleri aslında görmek çok zor değil. Bunu söylemek istiyorum. Evrende ve dünyada doğaüstü diye bir kavram yoktur. Her şey doğaya uygun şekildedir. Bu yüzden hani olağanüstü bir durum beklemeyin zaten bu koruyucu meleklerle iletişiminiz hakkında. Hani sizi böyle pat diye görünüp ya da elinizden tutup hani bu şekilde bir iletişim kurmayacaklar. Evrendeki bazı güçlerin iletişim kurma yöntemleri vardır. Bu ya bunun nedeni hem sizin ve bizim korkmamamız açısından hem gerçekten daha iyi algılayabilmemiz açısından. Yani korkuyla zaten koruyucu meleklere korkuyla yaklaşırsanız hani görmeyi düşünmek bile bence biraz korkutucu. O yüzden işaretleri bu şekilde hani vereceğim örnekler şeklinde olacak. O yüzden onların iletişim kurma yöntemleri işaretler ve semboller. Yani sizin önünüze tesadüfler çıkacak, bazı işaretler çıkacak. Bazı semboller çıkacak ya da çıkıyor olabilir. Bunlar tamamen evrenin ve koruyucu meleklerin ya da farklı varlıkların size verdiği işaretlerle alakalı. Ama ben size sadece şu anda koruyucu meleklerin size verdiği işaretleri anlatacağım. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak size ilk aldığım işaretlerden bahsetmek istiyorum. İlk koruyucu meleklerle iletişime geçmeye başladığımda bundan bir 10 yıl önce falandı. Bir kitap sayesinde aslında bu deneyimi gerçekleştirdim. Koruyucu meleklerle alakalı bir kitaptı. İçinde koruyucu melek kartları, iletişim kartları vardı. Çok iletişim kurabileceğimi ya da bir deneyim yaşayabileceğimi düşünmüyordum açıkçası. Çünkü bana olağanüstü bir durum gibi geliyordu. Fakat ben bunu kafamda büyütmüşüm. Tamamen doğal bir şeymiş aslında. Hani İletişim kurmaya hazırmışım da biraz da onun da etkisi var. İlk aldığım işaret tüylerdi. Tüyler koruyucu meleklerin vermiş olduğu en büyük işaret.
Bunun nedeni ise apaçık belli. Sanırım melek kanatlarından ortaya çıkıyor. Fakat meleklerin gerçekte kanatları yoktur. Bunu üzülerek söylemek zorundayım. Aslında melek dediğimiz kavram tamamen ışık boyutunda ortaya çıkan, sevgi enerjisiyle beslenen ve ışıkla ışık kavramıyla beslenen, ışık enerjisiyle beslenen enerjisel bir varlık. Fakat tabii insanlar melekleri kanatlı olarak tabir ettiği için, niçin tabii bunun aslını astarını bilmiyorum ama kanatsız olduklarından da bir o kadar eminim. Bu şekilde tabir ettikleri için ve insanların onları kanatlı olarak bildikleri için bu yüzden en çok verdikleri işaretlerden biri de tüyler. Eğer olur olmadık bir anda önünüze tüy çıkıyorsa, tabii ki bu kuş tüyü olabilir yüksek ihtimalle ya da bana olduğu gibi oturduğunuz yerde önünüze bir tüy düşüyorsa, evet bu çok garipti gerçekten. Buna doğaüstü diyebilir miyiz bilmiyorum ama bence diyebiliriz ya bence. Oturduğum odada ya da oturduğum bir mekanda, ya mekanda demeyeyim de eski çalıştığım iş yerinde oluyordu bu, tek çalışıyordum. Balkonunda oturuyordum ve aniden önüme kuş tüyü falan düşüyordu beyaz bir şekilde. Ki en önemli sembollerinden, işaretlerinden biri de zaten beyaz tüy olması. Bu arada bana verilen işaretleri ve tüyleri hala daha saklarım. Size de göstermek istiyorum. Göstermekte bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yani tüyler bu şekilde. Şu iki tanesini göstereyim mi? Birkaç tane daha var tabii ki. Ya bunlar tabii ki melek tüyü demiyorum asla. Zaten tüyün bir işaret olduğunu söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Hani bunlar meleklerin kanadından kopmuş da tüy önüme düşmüş demiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Zaten öyle bir şey yok. Bu bir işaret. Bize dünya üzerinde verilebilecek düzeyde bir işaret. O yüzden bize verdikleri en net işaretlerden biri, bizimle konuşmak istediklerini belirten en net işaretlerden biri bu. İkinci işaret ise bozuk para. Eğer aniden önünüze bozuk para çıkıyorsa, yolda giderken ya da aniden cüzdanınızda bir bozuk para buluyorsanız, yatağınızda, çevrenizde, bu da meleklerin size bolluk bereketle geldiğinin işareti. Benim en sevdiğim işaretlerden ve beni en çok heyecanlandıran işaretlerden biri. Çünkü bilmiyorum, bana somut geliyor biraz. Bu deneyimi de çok yaşadım. Tam işe girerken ya da eve girerken kapının önünde bozukluklar buluyordum geçmiş zamanda. Hala daha devam ediyor ama o kadar artık değil çünkü kafam çok dolu. Onları hissetmekte biraz güçlük çekiyorum bu sıra. Bu da benim suçum. Ve koruyucu meleklerimi de bu şekilde almak istiyorum. Onları her zaman sevdiğimi, yaptıkları her şey için onlara binlerce kez teşekkür ettiğimi de belirtmek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla. Koruyucu meleklerin bir diğer işareti ise bulutlar. Bulutların melek şeklini alması ya da kanatlı bir figür şeklini alması size meleklerin işareti olabilir. Ama şöyle bir şey var. Asla kafanız yukarıda böyle hani işaret arayacağım diye gezmeyin sakın. Çünkü bu bir işaret sayılmayabilir. Yani şöyle bir şey. Dediğim gibi tesadüf denilen anlar vardır. Hiç aklınıza gelmediği bir anda kafanızı gökyüzüne kaldırırsınız ve o melek figürünü, kanatlı figürü görürsünüz. İşte bu size gerçekten bir meleğin, bir koruyucu meleğin işaretidir. Koruyucu meleklerin bir diğer işareti de en sevdiğim gökkuşağı. Şöyle bir anı yaşamıştım. Yani mutlaka bunu soracak biri vardır. Hani her gökkuşağı çıktığında bu koruyucu meleklerin işareti midir? Ya da gökkuşağı genel bir kavram. Herkes görebilir, bu koruyucu meleklerin işareti midir? Diye bir soru aklınıza gelecektir mutlaka. Bunu gökkuşağının işareti olduğunu düşündüğümde, ben de bunu düşündüm ve aradan iki gün geçmedi. Bir havuzun önünden geçiyordum ve o havuzun ışık kırılmasıyla bir gökkuşağı yarattığını gördüm. Ve bunu sadece, yani o ortamda ben vardım ve ben gördüm. Belki de yanından geçen, bu havuzun yanından geçen başka biri bunu algılayamadı ve göremedi. Ve gerçekten yüzüm gülmüştü, bir tuhaf olmuştum. Evet dedim, hani gökkuşağı nasıl olabilir, hani bir işaret olabilir diye düşünürken önüme böyle bir şey çıkması gerçekten beni heyecanlandırdı.
ve duygulandırdı. Çünkü koruyucu meleklerden bir işaret aldığımda istemsiz bir şekilde aşırı duygulanıyorum ve ağlayasım geliyor. Sanki böyle eski bir arkadaşımı görmüş gibi ya da kaybettiğim bir arkadaşımı görmüş gibi hissediyorum. Bilmiyorum koruyucu meleklerle ilgili deneyimi olan var mı ama eminim ki o kişiler de benimle aynı duyguları paylaşıyordur. Koruyucu meleklerin diğer işareti ise sayılar. Bu sayılar genelde saat üzerinde ortaya çıkıyor. Mesela 11-11, 22-22, 23-23, 00-00 hani böyle tek rakamlı ya da çift rakamlı hani siz algılayabileceğiniz düzeyde rakamları işaret ediyorlar. Bunun nedenini çoğu kişi şey olarak söylüyor. Her rakamın bir anlamı olduğunu söylüyorlar ama bence her rakamın bir anlamı yok. Evrensel boyutta, enerjisel boyutta zaman kavramı diye bir şey yoktur. Bence meleklerin vermek istediği mesaj da bununla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Geçmişe takılı kalmayın ya da geleceğe takılı kalmayın. Kendinizi ana bırakın mesajı verdiklerini düşünüyorum. Ve bu şekilde düşündüğümde bana gerçekten aşırı mantıklı geliyor. Bilmiyorum. Evet, koruyucu meleklerin verdiği işaretler bildiğim kadarıyla bu kadar. Yani en net şekilde verdikleri işaretler. Tabii başka işaretler de var. Rüyanıza girebilir, size farklı semboller gösterebilir. Bazen direkt kendilerini bile gösterebilirler. İsminizi söyledikleri, fısıldadıkları söylenen bazı videolar, kitaplar var. Olabilir ama eğer böyle bir deneyim yaşarsanız ilk önce psikoloğa gözükmenizi öneriyorum. Şizofreni tanısı da olabilir. Çok uç noktalar. Çünkü zaten spiritüalizm ve ruhçuluk bu tür kavramlar başlı başına zaten biraz uç ve insanı düşündüren konular. O yüzden aldığınız işaretleri düşünürken de dikkat edin. Ruh sağlığınızın yerinde olduğundan emin olun. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım koruyucu meleklerle ilgili güzel deneyimler yaşarsınız. Ve bu videodan sonra umarım aldığınız işaretleri göz önüne bulundurursunuz ve bir işaret alırsınız diye düşünüyorum. Eğer deneyim yaşayan varsa koruyucu meleklerle alakalı bir işaret alan varsa daha öncesinde ya da sonrasında bu videodan sonra yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve lütfen büyüyelim, daha çok büyüyelim. Büyük bir aile olalım ve olmaya başlıyoruz da. O yüzden videolarımı paylaşmanız benim için çok önemli. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Orada biraz eğleniyorum gerçi. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay.